Bakınız, Mevlamız Celle Celaluhu Kur'an-ı Mübin'inde وَلَكَدْ صَرَّفْنَا ف۪ي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْسَرُ شَيْئًا جَدَلًا. İki tane ayet-i kerime var bununla ilgili, buna benzer. Bir, iki. Bu okuduğum Kehf Suresi 54. وَلَكَدْ elbette muhakkak sarrafna çok çok beyan ettik. ف۪ي هَذَا الْقُرْآنِ Kur'an-ı Kerim'in tamamında. Kim için? Linnas, insanlar için. Neden bahsettik? Min külli mesel. Her bir şeyi Kur'an'da biz Mevlana buyuruyor, açıkladık. Ama vekâlel insanu ekseru şeyin cedela. Fakat insanların çoğu mücadeleci, illa bir yerde bir şey bulacak. Bu ayete benzer İsra suresi 89'da. Ve lekad sarrafna linnâsi fî hâdel Kur'ani min külli mesel. Bak burada linnâsi Mevla öne aldı. Öteki tarafta fiyadel Kur'an-ı Linnas dedi. Velakas sarrafna. Elbette muhakkak biz çok çok açıkladık, beyan ettik. Kim için? Linnasi. İnsanlar için. Fiyadel Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de min külli mesel. Her meseli fe ebe ekserun nasi illa küfura. İnsanların çoğu nankörlükte, kafirlikte, inkarda ne yaptılar? Yüz çevirdiler. Allah böyle olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Ne ararsan Kur'an-ı Kerim'de var. Binlerce, yüz binlerce ilim var. Amma ve lakin denize girerken ona göre giriyorsun. Okyanusa girerken ona göre denize giriyorsun. Ama okyanusun diplerine inerken de ona göre bir tertibat var değil mi? Hazreti Abbas radıyallahu anh müfessir-i izam, tefsir konusunda peygamberimizin duası var. Bir ayetin 70 bin manası var. Biz daha ilkini bilemiyoruz doğru dürüst. Çalışamıyoruz, öğrenemiyoruz. Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Risale-i Kutsiye'den Efendi Hazretlerimizin usulü üzere. Efendi Hazretlerimiz şu fakir elhamdülillah. Yani 25-30 seneden beri Efendi Hazretlerimizin çok sohbetlerine nail olduk. Çok böyle sohbetlerine şereflendik. Burada da vardır arkadaşlar illa beraber gittiğimiz veya evvelden gittiğimiz. Efendi Hazretlerimiz kürsüye çıkardı. Onu böyle açılan Yavuz Selim'de. Hacı Bilal Efendi, bizim hocamızla ilk başladığımız, o şeyi açardı böyle. Efendi Hazretleri çıkardı, merdiveni alırdı, kenara koyardı, üstünü örterdi. Efendi Hazretleri kürsüye çıkınca böyle manevi bir alemde beklerdi böyle. Kimi zaman 5 dakika, kimi zaman 10 dakika. Hacı Bilal Efendi bir baktı ki efendi durdu, uyuyor galiba dedi. Çıktı merdivenden yukarı. Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri dedi. Hacı Bilal dedi, ne oldu dedi. Efendi Hazretleri bak dedi, kaç tane adam var, dolu dedi mescit dedi. Uykun varsa dedi, seni eve götüren dedi, istirahat et bir iki saat dedi, biz bekleriz burada dedi. Ondan sonra, yok yok dedi, tamam dedi, ben başlayacağım dedi şimdi. Hacı Bilal böyle, efendinin sevdiği, aşığı, delisi. Mesela Efendi Hazretleri Kusresur bir yere gidecek, Hacı Bilal senin oradan geçiyoruz, gel. Hemen böyle Ankara yolu üzerinde, Adapazarı'nda yol var. Giderdi, bu sefer başladılar Hacı Bilal hakkında konuşmaya. Ya Hacı Bilal'de ne var? Efendi Hazretleri onu götürüyor. Hacı Bilal'de ne var? Efendi Hazretleri onu götürüyor. Bir gün o konuşanları bir gördü İsmail Adı Hacı Bilal Efendi, gitti onların yanına. Dedi, siz dedi benim hakkında konuşuyorsunuz, Hacı Bilal'de ne var? Efendi hep bunu götürüyor. Siz hocasınız, alimsiniz. Efendiye o yanına hoca lazım değil, alim lazım değil. O zaten alim hoca. Ona dedi köpek lazım, köpek. O da dedi benim. Tut dedi mi tutuyorum dedi ben dedi. Ya ne demek bu? Efendinin yanında diline tutacaksın, kalbine tutacaksın. Otur otur, kalk kalk. Sen andan gayrı bilme bu cihanı. Ey kardeşim, ey tarikatla nasiplenen, zikrullahla nasiplenen kardeşim. Efendiyi bilmeden bu dünyayı bilemezsin, çözemezsin, aldanırsın. Efendiyi bilmeye başladığın zaman o efendinin ahlakı sana akar. Rabıta-i Şerif'le mesela efendiden sana cübbe geliyor, efendiden sarık geliyor, efendiden sakal geliyor. Yani Hacı Bilal'in dediği gibi. Hacı Bilal'le havaalanındalar Efendi Hazretleri. Uluslararası yani havaalanı uluslararası artık bütün dünyanın malı olan yerde. Efendi Hazretleri birisine bir şey anlatıyor. Adam yok, yok. Hacı Bilal dedi ki, Efendi Hazretleri dedi, sen bunu anlattın ama bu dedi senin dilinden anlamıyor dedi. Bana müsaade et ben anlatayım dedi. Anlat dedi Hacı Bilal dedi. Kul
kulağına gitti, bir şeyler fısıldadı, fısıldadı. Adam geriye döndü bir kaçış. Efendi şaşırdı. Dedi, Hacı Bilal ne dedin dedi adama dedi. Demem dedi efendi. De bakalım dedi ne dedin. Deme efendim. Ne dedin dedi. Efendim öyle şeyler dedim ki dedi, duyma dedi sen dedi. Sonra dedi ki, efendi hazretleri, gömleğimi dedi, yakalı gömleğim vardı, çıkarttın yakasız gömlek giy dedim, bir şey demedim dedi. Hanıma çarşaf giydirdim, bir şey demedim dedi. Sakalımı bıraktırdım, bir şey demedim dedi. Fotelli şapka var, çıkarttın takke giydirdim, bir şey demedim. Onu bir şey demedim, bunu dedi, ha buna karışma dedi, istediğim gibi dedi, yapayım dedi, ben konuşayım dedi efendi hazretleri. Yine 34-35 yaşlarında malını, mülkünü, işini, gücünü bıraktı. Efendinin yanında karşıdan bir ev tuttu. Efendim ben okumaya geldim dedi. Hacı Bilal dedi, okumadan evvel dedi, sen dedi bu helallarla meşgul olsan dedi, temizlesen dedi buraları dedi, güzel olur dedi. O da şimdi yani adam zengin. O zaman da 67 model şavrolar, şavrole var mesela. Hani onda var, adam adamın 3-4 kimse de var, bir tane de onda var. Para desen gani, mal desen. İyi efendi hazretleri vardır dedi, bir yıldır dedi. Ben dedi temizleyeyim, bir gün temizleyeyim, iki gün temizleyeyim. Attı şeyi, hortumu, çıktı efendinin yanına. Efendi hazretleri dedi, ya dedi ben okumaya geldim dedi, sen beni helallarla uğraştın. Hacı Bilal gel, gel dedi buraya dedi, gel dedi başlayalım. Başladılar okumaya, başladılar okumaya. Efendi hazretleri Hacı Bilal'e mektubat başlattı. Efendi hazretleri peşine koşuyor Hacı Bilal efendi. Efendim mektup okuyalım, mektup okuyalım. Hacı Bilal şu an işim var, inşallah okuyacağız, okuyacağız. Sonra baktı ki efendi, Kudüs'e soruyor, Hacı Bilal gelip gitmiyor, arayıp sormuyor, mektubat okuyalım demiyor. Çağırın dedi efendim, Hacı Bilal bir görüşelim dedi onlar. Hacı Bilal geldi, buyur dedi efendim, beni çağırmışsın dedi. Hacı Bilal dedi, evvelden iştiyakım vardı dedi, mektubat okurdum dedi. Şimdi arayıp sormuyorsun, gelmiyorsun. Efendim gerek kalmadı dedi, rüyalarda okuyor dedi, sen de dedi mektubat dedi mesela. Böyle konuşuyorlar eski insanlar. Bizim ihvanlarımız eski ama eskimezlerden mesela, bak içimizde de var çok eskimezlerden. Allah sağlıkları, sıhhatleri, afiyetleri daim eylesin inşallah. Sen andan gayrı bilme bu cihanı. Sen evvela Efendi Hazretleri'nin şeyhini tanı. Nasıl bir insan? 4 tane talebe vardı. Efendi Hazretleri İstanbul'a geldiği zaman 4 tane talebe vardı. Hasbi hocamız vardı, Nedim hocamız vardı. Bir tanesi başladı bunlarla birlikte. Sonra 15-20 gün, bir ay içinde gelemez oldu. Talebe gelemez oldu. Efendi Hazretleri dedi, Edim Efendi, Hasbi Efendi dedi, hele bir dedi, şu adamı bulun dedi, şu genci bulun dedi, talebeliğe başladı dedi. Aradılar, buldular, getirdiler. Dedi, sen dedi, niye dedi dersi bıraktın? Efendi Hazretleri dedi, borcum vardı biraz dedi, biraz sıkıntım vardı, bekle dedi. Gitti Hacı Anne'den bilezliklerini aldı, sardı böyle havluya, güzel bir şeye verdi dedi, sen dedi, oku dedi, Allah sana yardım eder, al dedi bunları dedi, borcunu kapat dedi. Şeyh işte hakiki mürşit. Onu zaten görenler, ona aşık olanlar başkasına gitmiyor zaten, gidemez. Okyanusu bırakıp da derede sürülür mü? Yüzülür mü kurbağalı derelerde? Yüzülmez. İşte Efendi Hazretlerimize sordular, dediler ki Efendi Hazretleri, Ali Haydar Efendi Hazretlerimizden hangi kitabı okudunuz? Buyurdu ki ben Ali Haydar Efendi'yi okudum dedi. Ali Haydar Efendi'yi okudum. Biz de Efendi'yi okumamız lazım. Derdi ne? Derdi nedir? Efendinin derdi nedir? Allah onun derdiyle bizleri dertlendirsin. Amin. Efendi'yi tanıyan Resulullah'ı tanır yavaş yavaş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyan Rabbul Alemin'i tanımaya başlar. Rabbul Alemin'i tanıyan hakikaten kendinin ne mal olduğunu tanımaya başlar. Neyimize güveneceğiz şimdi? Hadi bakalım. Hocam ben şöyleyim, ben böyleyim. Nerede Allah Celle Celaluhu bir anda aklını alır, hiçbir şey kalmaz. Ne gibi? Kemal Efendi Kurra Hafız. İsmaila Cami imamı değildi. Kurra Hafız Efendi Hazretleri Kuddise Sürru sabah namazında Kemal Efendi'yi nereye çıkarttı? Mihraba. Sen dedi kıldır dedi. Fatiha-i Şerife'yi okuyamadı. Efendi 3 kere tekrar ettirdi arkadan. Yani heyecan, meşayih, Allah'ın dostları, Allah dostlarından bizleri ayırmasın. Unut hep varını, hem iyini, anı, eğer Hızır'ı bulursan iş bu şanı. Yine bir mürşidin gönderdi anı, anı vesile kıl, Hakk'a gidelim, cemali bak, kemale seyredelim. Unut hep varını,
Ne demek unut hep varını? Malını, mülkünü, canını, cananını, her şeyini, seninle alakalı ne varsa her şeyini unut. Hem inu anı, hem demek dahi inu, şu demek, anı da bu demek. Hem dahi şunu, bunu, ne geliyorsa kalbine unut. Niye? Çünkü kalbine gelen zerre bir şey seni Mevla'dan uzaklaştırır. Her şeyi unutacaksın ki Mevla ile beraber olma sanatını, mürşidine bakacaksın. Mürşidine Resulullah, ondan da Mevla'ya, manevi göz. Kalp gözü, gönül gözü. Zaten tarikat-ı Aliye'de ilk verilen şeyler insanın kalbinin açılması, kalp gözüyle başka insanların kalplerine vakıf olması. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, اِتَّكُوا مَجَالِسَ الْاَوْلِيَا Allah dostlarının meclislerine sakının. فَاِنَّهُ مَاكَكْ O جَوَاسِيسُ الْكُلُوبُ Kalplerin casusları. يَدَّعُونَ يَدَّلِيُونَ Yani böyle o halize vakıf olurlar. Sizin kalbinizden geçen hallere vakıf olurlar. Ve incalis yalis tümühüm fe calisu bis sıdk. Onlarla oturduğunuz zaman ne üzere olun? Dost doğru. Kalbiniz de dost doğru, gönlünüz de dost doğrusun. Allah Celle Celaluhu o doğruluğu bizlere nasip eylesin. Amin. Hani eğer Hızır'ı bulursan iş bıçağını, eğer Hızır Aleyhisselam'la karşılaşırsan yine bil mürşidin gönderdi hanı. Efendi Hazretlerimizin şehit damadı Hızır Ali Muradoğlu. Niye Hızır Aleyhisselam, niye Hızır oldu onun ismi? Fatih Camii'nde duydu ki 40 sabah namazını Fatih Camii'nde kılan bir kimse Hızır Aleyhisselam'la kavuşur. Ali Muradoğlu efendim damadı dedi, ben dedi niyet ettim dedi, 40 vakit namazı kılacağım dedi. 1, 2, 3, 4, 5, 40. namazı kıldı. Orada bankların birine oturdu. Niyet sağlam. Kimi bekliyor? Hızır Aleyhisselam bekliyor. Orada bir ihtiyar geldi ona. Dedi ki, evladım dedi, sen burada dedi ne bekliyorsun dedi. Ya amca dedi, ben dedi 40 vakit namaz burada kılındığı zaman dedi Hızır Aleyhisselam'la görüşürsün diye söylediler. Ben de Hızır Aleyhisselam bekliyorum. Sen ne yapacaksın dedi Hızır Aleyhisselam. Bak İsmail Ağa dedi Mahmud Efendi var dedi. Git onunla tanış dedi. Oradan sonra kime gidiyor? Mahmud Efendi'ye, İsmail Ağa Camii imamına. Bunu aynen anlatıyor. Efendi Hazretleri diyor ki, seni bana kim gönderdi biliyor musun dedi. Kim? Hızır Aleyhisselam dedi. Bundan sonra senin ismin Hızır Ali Muradoğlu olsun dedi. O günden sonra Hızır Ali, Hızır hocamız derdi mesela. Hızır hocamızın sohbeti aman yarabbim. Bizim mesela o şeyde Çukurbostan'daydı mesela. Ama nasıl biliyor musunuz İstanbul'daki sohbetler? Mesela mektubatçı Bayram hocamız aman yarabbim. Onun sohbetine gittin mi? Piknikler, oyunlar, bütün her şey geri atılırdı. Niye? Tehlikeli bu işler. Allah korusun böyle ölürsünüz, böyle olur, böyle. Sonra Abdülmetin Balkanlı hocamız. Yahu dedi, ey Allah'ın bahtiyar kulu, sizin yaptığınızı kimse yapmaz dedi ya. Gidin Halice dedi, oraya gidin, buraya gidin, Müslüman kardeşlerim dedi. Biraz dedi, böyle yapmak lazım. O hafta piknikler dolardı böyle. Niye? Ona göre konuşurdu. Hasbi hocam, mesela gelirlerdi rahmetli Hasbi hocama, soru sorarlardı böyle. Ben şeyh miyim derdi, bana soruyorsunuz dedi. Bir gün bir arkadaş bizim medreseden, ismi lazım değil, gıybet olmasın, ismini söylemeyeyim. İsmail Ağa'da ezan okumaya çıkıyor. Ama vakitsiz okuyor. Derler ya vakitsiz öten horozu keserler. Hasbi hocam müezzin, ezanlar ondan soruluyor. Battı 5 dakika var, ezanlar okuyor. Okuyan da bizim sınıftan arkadaş. Hasbi hocam koşa koşa çıkacak ama maalesef o minare şey var, oradan geçemiyor. Oradan geçemiyor. O arkadaş da ezanı bitirdi. Baktı ki Hasbi hocam oradan bekliyor ama giremiyor içeri. O da bekledi namaza durdurana kadar, ondan sonra kaçtı gitti mesela. Hasbi hocamız sellemullahi aleyhi mesela. Allah onların şefaatlerine nail eylesin. Mehmet amcayı bilirsiniz, Sapancalı Mehmet amcayı. Eskilerden mesela. Her gün Hasbi hocam ona hadis ezberlettirilmiş. Mehmet amca ezberlediği zaman hemen kapısına dikilirmiş yatsıdan sonra. Bir gün biraz uzun hadis verdi Hasbi hocam. Yatsı bitti. Mehmet! Mehmet! Mehmet nerede? Mehmet, Mehmet amca.
kaçtı gitti dedi. Tabii ezberleyemedi ya hadisi dedi. Kaçtı gitti dedi. Yarın yine gelecek dedi buraya. Acayip muhabbet vardı o zaman. Acayip bir sevgi, saygı, muhabbet vardı. Niye? Azdı. Az olunca ne oluyor insan? Kıymete biniyor değil mi? Efendi Hazretlerimizle konuşmak aman yar, o kadar kolaydı ki mesela bilenler bilir. Hemen namazdan sonra konuşuyorduk mesela. Konuşuyorduk. İki otobüs, hiç unutmuyorum. Pazar günü yatsı namazından sonra iki otobüs üniversite talebesi geldi. Namazı yatsıyı beraber kıldık. Hep beraber. Giderken Mehmet amca efendinin arkasından geliyor. Ben de onun yanındayım. O üniversiteliler de arkadan geliyorlar. Üniversiteliler Mehmet amca bir şey söyledi. Geldi. Efendi Hazretleri bu gençler dedi. Hepsi dedi üniversite imtihanlarına girecekler dedi. Sizden dua istiyorlar dedi. Bak şu kulaklar. Şahit oldu. Efendi döndü. Ne dedi biliyor musunuz? Allah hepinizi kurtarsın dedi. Ne diyecek? Allah hepinizi işte şeyh. Şeyh. Hakikaten. Mürşidi. Kamil. Çünkü kalpler huzur buluyor. Adapazarı'nda bir kuyumcu arkadaş vardı böyle. Dedi hocam beni pazar sohbetine efendiye götürsene dedi. Bir de konuştur dedi. Ben dedi çok dertlerim var dedi. Ona dedi anlatacağım. Şimdi konuşuruz da ayetler de var, hadisler de var. Neyse böyle zuhurata tabi olalım. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Yani neyse onlara da yetişir, sıkıntı yok. Allah zaman içinde zaman, mekan içinde mekan yaratır. Beraber geldik. Pazar sohbetine girdik. Efendi Hazretleri anlatıyor, anlatıyor, konuşuyor, anlatıyor, anlatıyor. Sohbet bitti dedim, gel dedim hem tanıştırayım hem soru sorarsın. Hocam tanışalım ama soru sormaya gerek kalmadı dedi. Bütün soruların cevabını aldım dedi. Yani herkesin derdine derman oluyor. Bu sohbet meclislerinde eğer buradaki arkadaşlar bu sohbetten bir derdine derman aldıysa ertesi hafta yine gelir. Daha fazla gelir, daha fazla gelir. Şimdi eczaneye niye gidiyorsun? İlaç almaya. Gittiğin eczanede o ilacı bulamıyorsan bir daha oraya gitmeye gerek kalıyor mu? Kalmıyor işte. İlaç nerede? Burada ilaç. Efendinin yolunda ilaç. Allah Celle Celaluhu Efendinin yolundan cümlemizi ayırmasın. Yine Hacı Bilal'den aklıma geldi de çok sertti böyle 1.80-1.90 enine boyuna. Efendi hakkında Adapazarı'nda birisi konuşmaya başladı. Hacı Bilal duydu, geldi Hacı Bilal'in yanına. Orada da bir şeyler konuşunca Allah ne verdiyse kafayı gözü yardı. Vurdu kırdı. O dayak yiyen adam soluğu nerede aldı? Efendinin yanında aldı. Efendiye şikayete gitti. Kimi? Hacı Bilal'i. Efendi Hazretleri gördü dedi ki Hacı Bilal şey o adam nut bu halin ne dedi? Mahmud Efendi dedi ben dedi Adapazarı'ndan geliyorum. Ne oldu dedi sen dedi ne oldu? Senin orada adamın var ya dedi Hacı Bilal dedi beni dövdü. Niye dövdü dedi seni dedi. Senin hakkında konuştum ben dedi onun için beni dövdü. Ben dedi hakkımı helal ettim dedi şimdi o ne yapacak dedi. Çağırın dedi Hacı Bilal'i. Hacı Bilal geldi. Dedi sen dedi bu adamı niye dövdün dedi. Efendi Hazretleri senin hakkında konuşuyor dedi. Ben dedi hakkımı helal ettim dedi sen ne yapacaksın dedi şimdi. Barışın dedi. Sarıştılar barıştılar böyle. O adamı salavatladı onu yanına aldı. Efendi Hazretleri onu yanına aldı. Dedi Hacı Bilal dedi ben sana bir şey diyeceğim dedi. Buyur Efendi Hazretleri dedi. Yoldan giderken köpek dedi gelse senin dedi bacağından ısırsa dedi. Sen de köpeğin bacağından ısırır mısın? Efendi Hazretleri deli değilim dedi ben de köpeği niye bacağından ısırayım? Isırma dedi o zaman dedi kimseyi dedi. Isırma. Yani aynı bize anlatıyor değil mi? Bize birisi hır yapsa arkasından 2-3 tane daha arkadaş topluyoruz. Koş. Şimdi Hızır Aleyhisselam'dan mesele oldu. Bir de Hızır Aleyhisselam'dan bir şey anlatmazsan Hızır Aleyhisselam darılır. Adamın biri yalvarıyor. Ya Rabbi ölmeden evvel şu Hızır Aleyhisselam'ı şu gözlerimle görmeyi nasip et ya Rabbi. Her namazdan sonra, her namazdan sonra, her namazdan sonra Rabbul Alemin'de Hızır Aleyhisselam'a bir rivayet peygamber değil ise ilham ediyor. Peygamberse vahiy ediyor. En iyisini Allah bilir. Ey kulum diyor, ey Hızır kulum, filanca kimse sana aşık olmuş, seni görmek istiyor, filanca adreste git onu bul, kendini göster. Hızır Aleyhisselam gidiyor adamın evine, kapıyı çalıyor, kapıyı açıyor, buyur diyor kimsin? Aradığın dedi Hızır'ım dedi ben, hele gir içeri dedi. Madem dedi böyle gelmeyi biliyorsun dedi, bu kadar bana dedi niye eziyet çektirdin de gelmedin, vakti saati gelmedi dedi. Niye dedi gelmiyorsun dedi.
Evvelden dedi memlekette adamlar çoktu, gelirdik giderdik, şimdi dedi adam kalmadı memlekette dedi. Dedi ne dedin anlamadım, hele dedi giy bu sarığı, Hızır Aleyhisselam sarığını verdi, cübbesini verdi, hele dedi sokağa çık bakalım dedi. Sokağa bir çıktı, bir tane insan şeklinde kimse yok, hep bir hayvan şeklinde insanları görmeye başladı. Mevla açtı gözünü. Sonra bir köşeye geldi, bakıyor ki bir yerde bir insan var mı? Oradan böyle nur yüzlü bir ihtiyar koşa koşa geldi. Dedi ya sen kimsin dedi. Sen dedi benim kim olduğumu ne yapacaksın dedi. Hızır ol desem inanır mısın? Dedi Hızır'a ihtiyacım olursa senin evine gelirim dedi, sıkıntı yok dedi. Demek ki o arkadaş kendini bozmamış. Şimdi diyeceksiniz ki, ben şimdi konuşacağım siz diyeceksiniz. Gıybet var mı memlekette? Dolu. İftira var mı? Dolu. Ali Haydar Efendi Hazretlerimize iftira ederlerdi. Ve hacca giderken, umreye hep böyle oluyor bak. İftira edenler hacca umreye giderken kapını çalıyor. İşte selamun aleyküm, aleyküm selam. Efendi Hazretleri dedi, Ali Haydar Efendi Hazretleri, ben dedi sizin hakkınızda böyle böyle konuştum dedi. Bana dedi hakkınızı helal edin. Bir şartla helal ederim dedi. Beş vakit namazını kılacaksın dedi. Allah'a kul olacaksın dedi. Peygamber'e ümmet olacaksın dedi. Bu şekilde seni dedi affederim. Neye sürüklüyor onu? Beş vakit namaza. Ya Allah Celle Celaluhu namazlarımızı vaktinde kılmayı nasip eylesin. Amin. Eğer sana Hızır Aleyhisselam geldiyse yine bunu kimden bileceksin? Mürşidinden bileceksin. Allah Celle Celaluhu cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Şimdi üç hadis-i şerif okuduk. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin buyurdu ki hayrun nas. İnsanların en hayırlısı. Men o kimse ki yenfe'un nas. İnsanlara en çok menfaat olan insanların en hayırlısı. Hocam nasıl bir menfaat? Neyin varsa fazlalıktan ondan vereceksin. Mesela hocasın, hafızsın, hafız yetiştireceksin. Efendim marketin var, fazlalığından vereceksin. Zamanın var, zamanından vereceksin. Zamanından vereceksin. Efendi Hazretleri Kudsesuru bakın. Meşayih kime, ne zaman, nerede, neyi emredeceğini bilir. Kaptan Efendi'yi bilirsiniz. İsmini bilenler bilir, duyanlar bilir. Kaptan Efendi, Efendi Hazretlerimizin vekil olarak, hoca olarak gönderdiklerinin maaş işlerine bakardı. Böyle toplardı. Tabii baktı ki ay sonuna yaklaşıyorlar, kalmış bir hafta, noksan çok. Efendi Hazretleri'ne gittiler, Efendi Hazretleri buyurdu. Biz sizin gönderdiğiniz hocalara para topluyorduk, onlara maaş gönderiyorduk, onlara yani geçim için maaşet gönderiyorduk. Bu ay bir şey yok dedi, çok bir şey yok dedi. Efendi Hazretleri durdu, filanca ihvanımızı dedi, müsait olduğu zaman yanıma gelsin dedi. Gönderdiler, o zat geldi, oturdu karşıma, buyur dedi Efendi Hazretleri, beni mi çağırdınız dedi. Evet dedi, Efendi ne derdiniz var dedi, ne sıkıntı var, buyurun dedi. Bizim dedi hocalara dedi, maaş verirler dedi buradan yani, maaşı geçip o zaman kaç sene oluyor bu, belki 30-35 sene. Arkadaşlar, toplayan arkadaşlar, toplayamamışlar dedi. Sen dedi bu işi hallet dedi. Tamam Efendi Hazretleri, Kaptan Efendi'den miktarı öğrendi. Birkaç gün içinde parayı getirdi, teslim etti. Dedi Kaptan Efendi dedi, ben dedi gideyim bir dakika dedi, Efendi'yle görüş dedi, Efendi'yle görüştü. Allah razı olsun dedi Efendi Hazretleri. O giderken Kaptan Efendi hemen odasını aldı dedi. Kaptan Efendi onun odasını aldı. Dedi sen dedi şimdi bizim işimizi gördün Allah razı olsun ama biz dedi yine sıkışacağız dedi. Bu işi nasıl yaptın dedi bize öğretsene. Söylemem dedi. Vallahi dedi söylemeden dedi ben dedi seni bu alana çıkartmam. Buradan dedim sen bunu söylemeyince ben dedi çıkartmayacağım seni. Madem dedi öyle evimi sattım getirdim dedi paraları dedi. Haza mürit değil mi? Efendi Hazretleri canım sana feda olsun. Hikaye. Hikaye. Efendi Hazretleri senin için var ya her şeyimi feda ederim. Hikaye. Lafla peynir gemisi yürüyor mu? Söylemlerimiz amellerimizle bağdaştığı zaman zaten samimiyet öyle bir şey ki çocuk anlıyor ya bunu.
Samimiyeti kim anlıyor? Çocuk anlıyor yani. Sen ben anlayamayın mesela ne var ne yok. Evet. Hayrun nas men yenfe'un nas. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok menfaati olandır. En çok iyiliği olandır. İyilik öyle bir şey ki insan kendisine iyilik yapıldığı zaman çok sevinir. O iyiliği yapana karşı da elinde olmadan duayı, her şeyi, sevdiği, muhabbeti otomatiğe bağlar. İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz, Kuddise Sürru, kendi gönderdiği halifelerinden, görevlilerinden, ona diyor ki, size karşı öyle bir muhabbetim var ki, farkında olmadan gıyabınızda sürekli ne ediyorum sizin için? Dua ediyorum, otomatiğe bağladı. İyilik insanı, hele ki cennete giden yolların en kolayı çocuk sevindirmek. Çocuk sevindirmek. Allah Celle Celaluhu bu hadiste cümlemizi amin eylesin. İkinci hadis, terektu fikum emraim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, terektu bıraktım fikum içinize emraim, iki iş. Len tazillu ma temessektum bihima. Kesinlikle bu ikisine yapışırsanız yoldan çıkmazsınız. Tam yoldan kayma zamanları, ahir zaman. Nedir? Birincisi Kitabullah, Allah'ın kitabı. Ve sünnetün nebiyyi, o peygamberin sünneti seniyesi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapmış? Kur'an ne diyor? Ve mâ ta'kumur rasûlü fehudû ve mâ nehâkum anhu fentehû. O peygamber size neyi verdiyse alın. Neyi yasak ettiyse ondan kaçın. Üçüncü hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Entümül yevm alâ beyyinetin min rabbukum. Entüm sizler el yevme o gün, yani peygamber zamanında alâ beyyinetin min rabbukum. Rabbinizden açacık, apaçık delil üzerindesiniz. Ashabını anlatıyor peygamberimiz. Entümül yevme alâ beyyinetin min rabbukum. Sizler apaçık beyine, delil üzerindesiniz. Ne demek? Peygamber gördünüz ya, peygamberle şereflendiniz ey ashabım. Melaikeden gördünüz, melekleri gördünüz, semadan inen melekleri nasıl gördüler? Allahu alem, nasıl? Baba oğul geldi peygamberimize bir şey soracak, peygamberimiz birisiyle görüşüyor. Babası bir şey soruyor peygamberimize, oğlu diyor ki baba dur diyor, peygamber birisiyle görüşüyor dedi. Oğlum ben görmüyorum, baba ben görüyorum dedi. Kimine Mevla gösteriyor, kimine göstermiyor. Sahabe-i kiram emri bin marufa çıkarken merkebiyle gidiyordu. Merkep bir yerde ölüyordu. Bu sefer açıyor dedi, ya Rabbi ben senin yoluna gittim. Bu merkebi biliyorum ki sen dirilteceksin. Şimdi bana lazım. Merkebi kaldırırdı Mevla. Yoluna devam ederdi. Hatta nehir geldiği zaman köprü aramazlardı. Bismillah. Binerdi merkebin üzerine. Nehirin üzerinden yürüye yürüye geçerdi. Hoca sen de bu akşam bizi uyutma. Vallahi Mevla kül feyekül. Adamın birisi camiye geliyor ama köprü camiden çok uzakta, dolaşıyor geliyor, dolaşıyor geliyor. Bir gün dayanamadı. Hatun dedi ya, bu hocanın camisine gidiyorum ama köprü tam uzakta dedi, nehir orada, bir desem dedi nehirden geçme duasını bana öğretsene, kurtulsam dedi ben böyle ta köprüye kadar gideceğime. Hocaya gitti. Hocam dedi, bu nehirden geçme duasını biliyor musun? Biliyorum dedi. Öğretir misin? Bismillahi Allahu Ekber, ya Rabbi yessirli, bana kolay et. De bismillah geç. Tamam hocam, Allah razı olsun, ezberledi. Artık köprüyü kullanmıyor. Bismillahi Allahu Ekber duaya tıkır tıkır geçiyor. Hanımı dedi ki, ula efendi dedi, ha bu hoca sana ne kadar güzel şey öğretti. Bir söyle dedi, bu akşam dedi, yemeğe alalım biz onu dedi. Tamam. Hocam dedi, bu akşam dedi, akşam namazını kıldıktan sonra yemekteyiz. Tamam dedi. Namaz kılındı, şimdi geliyorlar. Hoca köprüye doğru gidiyor, o nehre doğru gidiyor. Şaşırdı. Tabii saf, temiz kalpli adam. İçerisi fırıldak gibi değil, ne yapsın şimdi? Oraya, hocam gel dedi bu taraftan dedi. Al, Bismillahirrahmanirrahim, Allah'a ömer. Ah dedi. O sen dediğin kalp bende olacak dedi, var ya ben de geçerim ama yok arkadaş dedi. İkinci adımda batarız dedi. Sen git oradan, ben buradan. Mesele bu. Kalp meselesi. Ayakkabı köselesi değil. Kalp meselesi. Kalp böyle. Niye peygamberimiz Allahümme sebbit kalbi ala dinikel İslam. Ya Rabbi kalbimi dini İslam üzerine sabit kul. Kalp yukallibül kulub. Kalpler ne oluyor? Sürekli dönüyor. Bir
bakıyorsun sabahleyin namaza aşkın vardı, aşk bitmiş. Bir bakıyorsun başka şeye meylediyorsun mesela. Allah Celle Celaluhu kalpleri ne yapıyor? Peygamberimiz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, Ya Rabbi kalbimi sabit tut. İşte entümül yevme alâ beyinetim min rabbukum. Siz apaçık delil üzerindesiniz. Bedeviler vardı Peygamberimizin zamanında. Peygamberimize gelirdi, her türlü soruyu sorardı. Sahabeler de onların sorularını dinlerdi ki kendileri soramıyorlar. Ey Allah'ın Resulü dedi. Buyur dedi. Sen dedi peygamber misin? Evet peygamberim. Bana dedi bir mucize göster dedi. Ne göstereyim dedi. Şu ağacı çağır dedi sana dedi koşa koşa gelsin. Peygamberin aleyhisselam oradan seslendi. Teal! Ya şeceri. Ey ağaç gel. Kökünden çıkıyor koşa koşa geliyor. Sahabe bunu gördü. İşte ondan sonra hadis devam ediyor. Te'emurûne bil maruf ve tenhenne alel münker ve tucahilûne fî sebîlillah. Siz peygamber gördünüz, kalplerinizde iman dolu, fışkırıyor. Her türlü mucizeye şahit oldunuz, vahyin inişine şahit oldunuz. Peygamberimize vahiy inerken ayakları kuma gömülürdü. Böyle öyle bir ağırlık vardı. Devesi giderken devesinin ayakları batardı mesela. Bundan sebep iyiliği emredersiniz. Kötülükten sakındırırsınız. Allah yolunda da ne yaparsınız? Çıkarsınız. Denizli'ye marufa gittik. 4 tane hocamız vardı. Sanayide geziyoruz. Böyle 2 hocamızla beraber 2 kişi geziyoruz. Anlattık. Hoca dedi. Buyur dedim. Bu işin dedi suyu nereden geliyor dedi. Ay mübarek buraya kadar geldik. Sana bir şeyler söyleyeceğiz. Hala suyunu, otunu, şunu bunu karıştırıyorsun. Hocanın evi olur, ev alır. Hoca sen nasıl aldın ya? İstanbul'dayım. Sene 1998 mi? 99 mu? Küçük şeyler var ya böyle. Opel küçük vardı böyle. Çok küçük arabalar. Bir tane Opel aldım. Rahmetli ana yardım etti. Biraz ekledik, aldık. 3 tane adam geldi bana dedi ki hoca sen bu arabayı nasıl aldın dedi ya. Vallahi sizin paranız olmadan aldım dedim. Doğru söyledin. Tabii doğru söyledim ya. Yani sana mı soracağım nasıl aldığımı? Acayip bir şey yani. Bu işler acayip bir şey. İşte sen kendine iş bulmazsan nefis seni avukat yapar, şunu yapar, bunu yapar. Mesela hep duyuyoruz. Eski püskü bir arabaya binsen hocaya bak ya. Eski püskü arabaya biniyor. Adam. Yeni arabaya binsen hoca yeni arabaya biniyor ya. Aynı Nasrettin Hoca hikayesi. Evi yapacak. Hoca kapı buraya olmadı. Soğuk alırsın. Bu sefer kapıyı buraya. Hoca buradan çok rüzgar gelir. Oraya buraya. En son at arabasını yükledi. Evin. Kim ne derse o tarafa çevirecek mesela. Böyle de böyle bir şey oluyor mesela ister istemez. Neyse. Sümme tedharu fikum sekreten. Sonra size iki sarhoşluk gelecek. Aleyhisselatü vesselam. İki sarhoşluk. Sekretül cehli, cehalet sarhoşluğu ve sekretü hubbil iş. Maişet sarhoşluğu, geçim sarhoşluğu. Hatunu gönderiyorsun sağa sola ziyarete. Teyzesinin kızına gitti, akşam geliyor. Sen çalış çalış, adamlar 3+1 almış. Bir de döşemişler evi var ya, ne yapacağız? Evi satacağız, 3+1 alacağız. Var mı? Beni alırken düşünecektin sen var mı yok mu diye. Ne oluyor? Dünyaya meylediyor. Geçim maişeti artıyor. Bu şekilde insanlar fitneye düşüyor. Arkasından cehalet sarhoşluğu. Adam ne diyor? Kur'an bana yeter. Elif, lam, mim ne demek? Ben hoca değilim. Nasıl yetiyor sana bu Kur'an-ı Kerim ya? Allah aşkına nasıl yeter? Bu Kur'an bana yeter diyenler Kur'an düşmanıdır. Allah Celle Celle ve akıymus salâ namaz kılın buyuruyor. Söyle bakayım Kur'an-ı Kerim'de bul bakayım namaz nasıl kılınacak? Var mı? Bak hafızlar burada. Sen hafızlık var mı? Gözlerinden belli zaten. Belli hafızların gözleri, hafızlar şey gibi, böyle sünger gibi böyle. Biz 5'e kadar geldik hafızlığı, Hasan Efendi'nin kardeşinde yapıyoruz. Hasan Efendi'nin kardeşi. Kim Hasan Efendi'nin kardeşi? Mustafa Efendi. Cübbeli Hocam'ın da hafızlık hocası. 4 kişi ders veriyoruz aynı anda, hepimiz aynı anda dinliyor. Yanlış okudum. Bir gün ders vereceğiz. Geldi bir ihtiyar amca. Hocam dedi, ben dedi bir sayfa Kur'an okuyayım. Dedi işim var, bir sayfa Kur'an okuyayım. Açtı, aman nasıl okuyorum? Hocam, bana dedi ne emredersin? Aman hiç Kur'an okuma dedi sen.
hiç Kur'an okuma dedi. Şuna şahit oluyorduk. İsmail Ağa'nın etrafındaki camilerde Mustafa Efendi farz namazlara, sesli namazlara hemen uymazdı. Hocanın kıraatına bakardı. Kıraatını beğenmedi mi giderdi. Hafız-ı Kurra yani adam şimdi Mercedes kullanan bir adam Şahin'le gider mesela adam. O caiz ama ona bile tahammülü yoktu mesela. Allah şefaatlerine nail eylesin. Kur'an'la bir ömür, Kur'an'la bir ömürü noktalamış oldu. İşte sümme tedarufikum sekreten, sizdeki sekreten sarhoşluk geldi. Sekretül cehli, sekretül cehli ve sekretül hukbül iş, geçim ve maişet sarhoşluğu. Bundan sonra ve la te'emmûne bil maruf, iyiliği emretmeyeceksin. Ve la te'enhenne alel münker, kötülükten sakındırmayacaksınız. Ve la tucahidûne fî sebillâh, Allah yolunda da gitmeyeceksiniz. Var mı gerçekten böyle iyiliği emreden, kötülükten sakındıran, bizim cemaatimiz Allah razı olsun mesela bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öteki cemaatlerden de yapmaya çalışıyorlar ama motor su kaynatıyor. Tesir etmiyoruz. Hemen mücadeleye giriyoruz karşıdakilerle. İlla bizim söylediğimize ikna edeceğiz. Yok, zaman. Efendi Hazretleri bir, Hacı Anne iki başladılar değil mi İsmail Ağa Camii'nde? Efendi Hazretleri Hacı Anne ile Fatih Camii'ne giderken bütün insanlar çıkarmış balkondan seyredenlermiş. Kim bunlar? Hatta Efendi Hazretleri kapı kapı dolaşırmış, bir eve gelmiş, kapıyı çalmış. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben demiş, şu caminin imamıyım demiş. Dinle alakalı bir meseleniz olursa bana sorabilirsiniz. Sana mı kalmış dedi ya bu işler dedi. Vallahi sen beni anladın dedi, işte bize kaldı dedi bu işler. Sen beni anladın. Şimdi sen gireceksin iyi niyetle kapıyı çalacaksın. Abi ben bu caminin imamıyım. Bir derdin olursa İslam'la Kur'an'la, ya sen kimsin ya? İmamım kardeşim sen kimsin diyorsun ya? Devlet destekli imamım, şöyle imamım. Ya kardeşim tamam sen beni anladın diyeceksin. Bakacaksın işine. Yani Allah hepimize selamet nasip eylesin. El yevme o günde sünnet ve Kur'an ile ayakta duranlara, onunla beraber olanlara lev ecru hamsine sıddıka, sıddık yani Ebu Bekir sıddık gibi 50 sıddık sevabı verilecek. Sahabe-i kiram sordu. Bizden mi ya Resulallah onlardan? Bizdeki sıddıklardan. Şu zamanda işte böyle maruf yapıp da insanları anlatıp da sabırlı olursan ne oluyor? Allah 50 sıddık sevap verecek. Allah hepimize nasip eylesin inşallah. Şimdi geldik ayet-i kerimeye. Onlara da kısa kısa mana verelim. 10 dakika var galiba değil mi ben sana? 10 dakika. Fussilet suresi 30 ve 36. Fussilet ne demek? Fasıl çok çok parça parça konuları Rabbul Alemin orada işliyor. Fussilette işte konu konu meseleler. Şimdiki konumuz Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne muhakkak o kimseler ki kâlû dediler. Dünya hayatında Rabbuna bizim Rabbimiz Allah'u Allah. Yani o kullar ki o tatlı güzel kullar ki dünya hayatında ne dediler? Rabbuna Allah. Bizim Rabbimiz Allah'tır. Sonra sünneste kâlû. Sonra sözleri üzerine istikamet üzere yaşadılar. Hocam ben Müslümanım elhamdülillah. Rabbim Allah. Namaz var mı hocam? Bir o eksik be. Bir o noksan ya. Cuma var mı? Yok. Sünneste kamuya girmiyorsun. Peygamberimiz buyurdu. Şeyyebetni surete hud. Hud suresi beni ihtiyarlattı. Ya Resulallah. Bu konular uzun ama ben kısa geçeceğim. Mesela rüyada bir alim peygamberimize soruyor. Yani hangi ayet? Şeyyebetni surete hud. Hud suresi beni ihtiyarlattı. Hangi? Festakim kema ümirte ve men tabe Festakim ey Habibim dosdoğru ol. Kema ümirte emrolunduğun gibi. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Şimdi emrolunduğun gibi dosdoğru olmak çok zor. Ama kendi kafana göre dosdoğru olmak kolay. İşte peygamberi ihtiyarlatan bu kelam. İşte innellezine kâlû rabbunallâh sümmestekâm. O güzel kullar ki Rabbim Allah dedi. Sonra istikamet üzere yaşadılar. Tetenezzel aleyhumul melaike. Son nefeslerinde melekler onlara iniyor. Onlarla konuşuyor. Sen görüyorsun ki can çekişiyor. Dudaklarını ısırıyorsun.
اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا اَلَّا تَخَافُوا Sakın başına geleceklerden korkma. وَلَا تَحْزَنُوا Sakın geride bıraktıklarından da üzülme. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Ve müjdelen cennet ile بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Allah tarafından sana vaat olunan o cennetler ile müjdelen. Melekler devam ediyor. نَحْنُ اَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ نَحْنُ بِزْ اَوْلِيَاكُمْ Sizin dostlarınız fil hayatı dünya ve ahire. Yani dünyada da sizin peşinizi bırakmadık. Kabirde de sizin peşinizi bırakmayacağız. وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَهِي اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيَا مَا تَدَّعُونَ وَلَكُمْ Sizin için vardır fiyâ o cennetlerde مَا تَشْتَهِي اَنْفُسُكُمْ Gönlünüz, canınız neyi çıkıyorsa, istiyorsa onların hepsi var. Cennette şimdi sana huriler verecek tabi hanımlar başın tacı huriler verilecek. Bir tanesi sarı saçlı, bir tanesi siyah saçlı, bir tanesi kumral, bir tanesi esmer. O yeşil gözlü bir tanesi diyelim. Onunla beraber olurken kalbinden geçti. Ya Rabbi şöyle olsa demeden o olacak. Nasıl istiyorsan, hangi ölçülerde Mevla onu sana verecek. Nimetler, sonsuz nimetler. Allah o nimetleri şey vardı, bir hocamız vardı. Bir de diyor cennette öyle bir makam var ki Mevla ile beraber olma makamı. Bir ihvanımız vardı yaşlı. Efendi Hazretleri dedi. Orada dedi huriler de var mı dedi orada. Bu da efendiyi buldum daha orada neyi soruyorsun? Huriyi soruyorsun mesela. Ama Mevla bunları anlattığına göre demek ki bazıları bu hurilerden de oltaya takılıyor demek ki değil mi? Ulan bu dünyada bulamadık hiç olmazsa ahirette olsun ya. Çünkü en zayıf mümine ne kadar verilecek? 70 kusur verilecek. İşte velekum fiyâ mâ teşteyi enfusukum velekum fiyâ mâ tedde'ûd velekum mâ fiyâ tedde'ûd Orada ne istiyorsanız, ne gönlünüze geliyorsa bak. Velâ testevil hasenetü vele seyyye. Velâ testevil denk olmaz, eşit olmaz el hasenetü iyilik vele seyyye kötülükle. İyilikle kötülük bir olmaz. İtfe billeti yahsen. Sana yapılan kötülüğü itfe defe billeti yahsen. En güzeliyle. Mesela İslam'da zararı zararla telafi edemezsin. Adam senin arabanın camını kırdı. Öğrendin sen de git onun camını kır. Yok. Kötülükle kötülük telafi edilmez. İyiliğe kötülüğe iyiliğe iyilik her kişinin işidir. Kötülüğe iyilik er kişinin işidir. Yani iyiliğe dedem de iyilik yapar. Çay ikram edene dedem de ikram eder. Ama sana kötülük yapana sen iyilik yapacaksın. Var mı öyle bir delikanlı içimizde? Tabii illaki vardır ama tevazu ediyor arkadaşlar. Çoğu diyor ki hocam sen görmüyorsun. Medreseye yeni başlamışım Mustafa abi. Yeni başlamışım medreseye. Ramazan-ı Şerif ayında son 10 gününde, 5 gününde bir camideyiz. Cami tıklım tıklım. Tabi biz de tek sarıklı cübbeli biz varız orada. Böyle sanki gören de 25 tanelik talebeymiş gibi böyle bir havalı mavalı böyle duruyoruz böyle. Zannediyorum ki herkes bana bakıyor. Oradan hoca, cami imamı kardeşimiz, abimiz. Ey cemaat dedi, az kaldı dedi, Osmanlı torunları geliyor. Ne az kaldı, gözünün önünde görmüyorsun dedim ya. Koca sarıkla geldik buraya, gözünün önünde görmüyorsun sen. Yani insan öyle, sarığı taktığın zaman sanki burada bir şey var. Ne diyeyim, böyle bir değdiği zaman sihirli değnek, Allame-i Cihan olursun. Yok, bu yolda vura vura, kıra kıra nasıl tozunu alıyorlar battaniyenin? Niye tozunu alıyorlar böyle? Vuruyor vuruyor, aslında battaniye ne bu? Tozunu alıyor, kabalık var. Bazen de kabalıkla gerek Hakk'a gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Evet. اَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَةِ Kötülükle iyilik, iyilikle kötülük bir değildir. اِلْفَ بِلَّتِي اَحْسَنْ Sen kötülük yapanlara iyilik yap. فَيْنَ الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَا عَدَاوَةٌ Bak gör diyor Rabbul Alemin, ikinizin arasındaki düşmanlık var ya, كَاَنَّ اُوْلَنِيُنْ حَم۪يمٌ Candan dost olursunuz diyor be. Kötülüğe karşı iyilik yap, bak o adam senin candan dostun olur. Bir yerde sohbet etmiştik, İstanbul'daydık, bu ayeti anlattık. Hocam bir şey diyeceğim dedi. Buyur dedim, sohbetten sonra kulağına söyleyeyim dedi. Tamam dedim. Hocam geçen dediniz dedi,
ben dedi arkadaşa iyilik yaptım. Yine dedi bana dedi kötülük yapıyor. O zaman dedim iyiliği arttır. Demek ki az geliyor. Yani sen şimdi sana kötülük yapana çorba ikram ettin. Ona sana sarılacağını bekliyorsun. Kardeşim çorbayla sarılmaz yani. Bir İskender ikram edeceksin. Bir şeyler yapacaksın. Ne olacak ondan sonra? Bakıyorsun ki İsa Aleyhisselam bunu çok iyi becerirmiş. İsa Aleyhisselam kendine kötülük yapanlara hep iyilik yaparmış. Yanındaki havariler dedi ki ya İsa Aleyhisselam dedi ne acayip adamsın sana kötülük yapıyorlar sana sen iyilik yapıyorsun. Herkes dedi sermayesinden harcar dedi. Biz baktık kötülük aradık bulamadık biz de. Kötülük bulamadık ne yapacağız? İlla karşılığını yapmamız lazım. Evet. İtme billeti yahsen feyzellezi beyneke ve beyne adavetin ki ennehu veliyün hamim. Bak kötülük yapana iyilik yaparsan candan dost olursun. Ve mâ yulekkâ illellezîne saberû. Ey kullarım buna herkes nail olamaz. Çok sabredenler buna kavuşur. Ve mâ yulekkâ illezû hazzin azîm. Ve bu sabretmenin gücü kuvvetine de çok büyük pay verilmişler ulaşır. Demek ki işimiz zor. Hani bazen nereye gidiyorlar insanlar? Vücut geliştirmeye gidiyorlar değil mi? Kardeşim sabır geliştirmeye gitsene sen ya vücudun geliştirsen ne olur? Yine kurtlar yiyecek yani üçgen olsan, dörtgen olsan, balkonlu olsan ne olacak yani şimdi? Hocam kimisi diyor üçgen, kimisi dörtgen, kimisi beşgen, kimisi göbekli hiç fark etmiyor. En güzel şey kalp, gönül, Mevla ile bağlantılı olan şeyler olacak. Evet. Ve imma yenzegenneke mine şeytanı nezgun festaiz billah. Şeytan seni ne zaman dürterse hemen kime sarıl? Festaiz billah. Allah'a sarıl. Allah'a yalvar, Allah'a yaklaş. İnne semi'un alim, muhakkak Allah işiticidir, muhakkak ki bilicidir. Demek ki şeytan insanı dürtüyor mu? Dürtüyor. Hocam ara sıra kavga ediyoruz biz ya. Hem de kimle yapıyoruz biliyor musun kavgayı? İhvanla yapıyoruz. Adam ne kadar büyük bir şey görüyor, ihvanla kavga yapıyoruz. Ula peygamber çocukları, peygamber kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a ne yaptılar? Kuyu attılar mı? Şeytan boş durmuyor ki. Peygamber evlatlarını birbirine düşürüyor, ihvanı birbirine düşürüyor, karı kocayı birbirine düşürüyor, çocukları babaya, babaların çocukları hepsini birbirine düşürüyor. Peki ne yapacağız? Estaiz billah. Ayetler bitti. Ezan bitti mi? Bitti. Son bunu deyip. Ne? Okundu hocam. Tamam şunu deyip. Yani. Ben de şimdi kendim cami için orada beni beklerler inşallah. Beklemezlerse orada kılarım sıkıntı bul deyip müsaade isteyeyim sizden inşallah. Bazen gelirler böyle dert anlatmaya. Birisiyle yeni tanıştık. Ziya'yı bilirsiniz değil mi? Ziya. Meczuplardan. Bazen delilikte, bazen velilikte. Allah yardımcısı. Hatırlıyor musunuz zaten? Bugün bir gün burada sohbet ediyoruz. Hepimiz konsantre olmuşuz böyle. Peygamberimizden bahsediyoruz. Bütün cemaat böyle baktık. Allah değil dedim Nusret abi kenara kaçtı dedim. Ne oldu dedim. Ya dedim mübarek dedim ya ne yaptın dedim. Bütün düzeni bozdun dedim. Hocam ne yapayım dedim. Tutmuş bir arkadaş getirdi bana. Bu arkadaş diyor ki hocam dedi ya bizim evimizde dedi huzur yok dışarı çıkınca dedi herkes dedi bal kaymak eve gelince de sıkışıyor dedi. Sonra dedi oğlum var o da dedi içer dedi. Ne içer? Eroin meroin bilmem ne. Allah Allah dedim rahat rahat söylüyorsun. Hocam dedi evimize nasıl huzur gelmesi lazım dedi. Beş vakit namaza başla. Doğru söylüyorum dedi. Hanım kılıyor mu? Yok hocam hiçbirimiz kılmıyor. Ya namaz yok, abdest yok, şu yok, bu yok. Onu içer, bunu içer, şunu içer. Bir de ne olsun? Huzur gelsin değil mi? Müftü hocam ne diyor? Balıkesir müftüsü. İndiler melekler gökten saf. Hadi oradan diyor. Bu cemaate diyor. Melek mi iner dedi ya. Bu cemaate melek mi iner. Demedim öyle. Biz de mikrofonu açtık mesela. Hakikaten doğru söylüyor ya. Yani Müslümanız ama velakin dinimizi, İslam'ımızı, Kur'an'ımızı, Kur'an'daki istenildiği gibi ne yapamıyoruz? Yaşayamıyoruz. Neye göre yaşıyoruz biliyor musun? Kendi isteğimize göre Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.